Adaylıktan çekiliyorum. Adaylıktan çekiliyorum. Bunu memleketim için yapıyorum. Prezident seçkilerine ve milletvekili seçkilerine 3 gün kalmış Muharrem İnce prezident namizetliğinden geri çekildiğini bildirdi. Bununla alakalı biz de Ankara şehrinde sorgu geçirdik. Çekilmesi o kadar iyi oldu ki. Keşke 2 ay önce çekilseydi. Çok geç kaldı. Oy neden ettiler? Bence yani CHP açısından çok daha iyi olur. Daha fazla oy alır. Bir komploydu. Adamı ayağını kaydırdılar. FETÖ'cülerin oyunu. Tabii bunun kime yarayacağı tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nun lehine olsun diye. Mevcut hükümeti de karşı Kılıçdaroğlu daha güçlü olsun diye böyle bir oyuna gittiler. Ama bu işe yaramayacak. Siyaset hakkında hiçbir fikrim yok. Bence değişmeyecek gibi ama bilmiyorum. O kaybedeceğini anladı. Şu anda kendini kurtarmaya çalışıyor. Ben Özbekistan'dan geliyorum. Özbekistan'daki arkadaşlar deprem bölgesine hükümetten daha önce ulaştılar. Daha kötü bir hükümet ve yönetim olamaz. Şu anda değişikliğin olması gereken bir zaman. Ben hiç hoş bulmadım. Çünkü bazı insanlar onlara oy verebilirdi. Bu durum oyları etkiler mi? Etkileyebilir. Çünkü Muharrem İnce'ye düşkün olan çok insanlarımız var. Oylar nasıl olur diye baktığımız zaman da Muharrem İnce'nin oylarının çoğunluğu yine AK Parti tarafına geçecek gibi olacağını düşünüyorum. Geç kalınmış bir hareket ama olumlu. Çok fark yaratacağını düşünmüyorum ama yani bir oy bir oydur. Zaten %1'di, ne etkileyecek? Hırsının kurbanı oldu. Tamamen suikast. Seçime 3 gün kala böyle bir şeyin yapılması saçmalık. Bence doğru olanı yaptığını düşünüyorum. Çünkü oyların bölünmesine sebep oluyordu. Bir şeyden çekilmesine çok üzüldük. O kadar kişi görüyorum ki Muharrem İnce çekilir çekilmez. Üzülenlerimiz çok oldu. Şahsen ben, benim kendimin de oyu onaydı. Ama çok üzüldük. Keşke çekilmeseydi. Muharrem İnce bu işe hiç girmemeliydi bence. Umudumuz gençlikten. Gençlerin çok şey yapacağını düşünüyorum ve daha dürüst olacaklarını düşünüyorum. Çekilebilir yani. Gayet normal. İyi yapmış. Bu kadar insanlara oyun bölünmesine gerek yok. Çok iyi oldu. CHP için güzel oldu. Muharrem İnce prezident namizetliğinden çekildiğini yazılı şekilde 12 Mayıs 2023 tarihinde Yüksek Seçim Merkezine təqdim etdikdən sonra namizetliğini dəstəkləyən xalqa övladlarıma məktub adı altında səsləniş olaraq video açıqlama ilə müraciət etdi. Umudunuzu, inancınızı diri tutun. Eninde sonunda memleketini sevenler kazanacak. Hepinizin gözlerinden öpüyorum değerli evlatlarım. Şehir ahalisinin bir kısmı Muharrem İnce'nin çekilmeyinden ötürü ses vermede büyük değişikliği olacağını, bir kısmı ise çok da təsiri olmayacağını düşünür. Ses vermenin neticesi ise 14 May günü akşam olacak. Ankara'dan Lale Qurbanova, Amerika'nın sesi için.